Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı 226, 227, 228, 229 ve 230. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz solunum sisteminin sağlığı. Aşağıda verilen soru hakkında çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırmanın sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Solunum sistemi hastalıklarından korunmak için alınması gereken tedbirler nelerdir? Öksürürken ağzımızı bir mendille kapatmalı. Bunun için kağıt mendil ya da kağıt havlu kullanmalıyız. Yerlere tükürülmemeli. Ayrıca bu bir görgü kuralıdır. Toplum içerisinde de hoş karşılanmaz. Nezle olan, hapşıran ve öksüren insanlarla veya çocuklarla temas edilmemeli. Hasta kişilere her türlü temas sonrasında ellerin yıkanmasına özen gösterilmelidir. Odalarımızı sık sık havalandırmalı. Günleri dahi oda boşken mutlaka bir saat yapılmalıdır. Okullarda teneffüs esnasında mümkün olduğunca öğrenciler sınıftan çıkartılmalı ve sınıflar havalandırılmalıdır. Eller yemekten önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra, okuldan ve de sokaktan eve geldiğimizde sabun ve bol suyla iyice yıkamalıyız. Günde en az 5 defa el yıkayan birinin hasta olma riskinin düşük olduğunu araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Vücut temizliğine önem verilmeli, en az haftada bir banyo yapılmalı ve de günlük duşlar alarak vücut sağlığımızı koruyabiliriz. Sıra sizde. Verilen okuma metninden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız. Akciğer kanserinden korunmanın ilk kuralı sigara içmemek ve sigara içilen ortamlarda bulunmamaktır. Sigara içen kişiler yalnız kendi sağlığını değil, çevresinde bulunan kişilerin sağlığını da tehlikeye atmaktadır. Yapılan araştırmalara göre sigaranın bırakılmasından sonra akciğer kanserine yakalanma riskinin azaldığı ortaya konmuştur. Bu araştırmaların yayımlanmasının sigara içen kişilerin sigara içme alışkanlığından vazgeçmeleri bakımından olumlu etkisi olmuştur. Taşıtların egzozlarından, enerji santrallerinden, konutlardan ve sanayi tesislerinin bacalarından atmosfere salınan gazlar hava kirliliğini her geçen gün arttırmaktadır. Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi her yıl akciğer kanseri sonucu gerçekleşen 200 bin civarında ölümün hava kirliliği kaynaklı olduğunu belirtmektedir. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın hava kirliliği ve kanser arasındaki ilişkiye yönelik yayımladıkları bildirinin sonuç raporu şu şekildedir. Kansere neden olabilen maddeler bakımından hava kirliliği de sigara dumanı kadar tehlikelidir. Hava kirliliği kalp ve akciğer hastalıkları ile akciğer kanserinin nedenlerinden biridir. Hava kirliliğine bağlı ölümlerin önemli bir kısmı hızlı sanayileşme yaşayan Çin ve Doğu Asya ülkelerinde görülmüştür. Akciğer kanserinin nedenleri nelerdir? Tütün mamilleri olan sigara, pipo, puro ve nargile gibi ürünler kanser nedenidir. Çeşitli araştırmalar sonucu ispatlanmıştır. En önemli risk faktörü de bu ürünlerdedir. Çünkü solunumla tüketilen bir ürün çeşididir. Bunlar tütün mamullerinin dışında genetik geçiş, asbest, radon gazı, hava kirliliği de akciğer kanseri nedenlerindendir. Verem gibi bazı akciğer hastalıkları akciğerlere radyoterapi uygulanması riskini arttırabilmektedir. Akciğer kanserinden korunmak için neler yapılmalıdır? Tütün mamulleri ve bu tip duman sahası olan ortamlardan uzak durun. Mesleksel ve çevresel etkenleri ortadan kaldırın ya da azaltın. Az yağlı gıdaların, sebze ve meyvelerin bol tüketildiği bir beslenme programı uygulayın. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Aşırı kilolardan ve de düzensiz beslenmeden uzak durmak için diyetisyen desteği alarak daha sağlıklı bir yaşamaya çalışın. Sigara içme miktarı ile akciğer kanserine yakalanma riski arasında nasıl bir ilişki vardır? Akciğer kanseri sigara içenlerde en sık görülen kanserdir. Akciğer kanserlilerini kadınlarda %60 ve erkeklerde %90 oranında sigara sorumludur. Günde 20 sigara içen bir kişi
Hiç sigara içmeyen birine göre 15 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanma riski taşır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.